Nasıl oldu babacığım? Harika görünüyorsun. Bir de saçlarını çiçeklerle süsledin mi periler dünyasının en güzel gelini sen olacaksın. Tamam. Bingo, işte bu. Her yerde seni aradık. Demek buradaydın. Ah, anne, evet gelinlik provası yapıyordum. Siz nerelerdeydiniz? Periler heyeti başkanını ziyarete gittik. Annem senin bir insanla evlenmene engel olmak için ondan yardım istedi. Ne dedi peki? Kınayak, mümkün değilmiş. Gerçek aşkın sihrini hiçbir sihir bozamaz dedi. Zaten onları ayırmak için her türlü şeyi denediniz. Neden artık rahat bırakmıyorsunuz? Birbirlerini seviyorlar. Sen sus Taci. Kızımın o şapşal çocuklu dul adamla evlenmesi sinirime dokunuyor. Hem ben Betüş'ün ablasıyım. Nasıl olur da o benden önce evlenir? Unuttun mu Eda? Hani sen asla bir insanla evlenemezdin? Hani sen asla bir erkeğe aşık olamazdın? Eda değil, abla. Ben senden tam bir dakika önce doğdum. Tabii ki evlenmeyecek ve tabii ki aşık olmayacak. Biz periyiz, peri. Böyle saçma sapan duygular insanlara mahsustur. Ben ne kadar periysem o kadar da insanım anne. Hatta daha çok babama çekmişim. Canım. Onun için de sen ne yaparsan yap biz Sadık'la evleneceğiz. Ve çok mutlu olacağız. Çünkü ben onu çok seviyorum. Kes, kes! Kulakların bu sözleri duymasın. Perilerin yüz karası. Bugüne kadar ne yaptımsa başarılı olamadım. Ama eninde sonunda sizi ayıracağım. Eninde sonunda. Ama anne... Şahitler burada olduğuna göre gelin ve damat hazırsa törene başlayabiliriz. Ben hemen çağırayım. Ay, pardon. Betüş Hanım, Sadık Bey biz hazırız. Gelin hadi. Ah yakışıklı oğlum, güzel gelinim. Birbirimize ne de çok yakıştınız. Dünyada babasının düğününü gören bizim gibi kaç çocuk var acaba? Ne kadar ayıp. Baban duyarsa çok üzülür. Üzülürse üzülsün babaanne. Bu günleri de mi görecektim Perihan? Şu çapşal damadımı yok etmemek için kendimi zor tutuyorum. Sakın Dudu, sakın. Kuralları biliyorsun. Düğün gününde damada sihir tutmaz, sonra sana geri döver. Tamam, o zaman biz de nikah memurunu yok edelim anne. Yeter ki bu düğün gerçekleşmesin. Aferin benim akıllı kızım. Nasıl yani? Anlamadım efendim. Bir anda yok oldunuz. Size öyle gelmiştir hanımefendi. Bana bir şey yok. Anne, Eda. Eda değil, abla. Beni kızımın düğününe götürmedin ya Dudu. Seni affedersem bana da Taceddin demesinler. Siz Taceddin kızı Betül. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde. Ölüm sizi ayırana kadar Hayrı oğlu Sadık'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Ediyorum, ediyorum, ediyorum. Siz Hayrı oğlu Sadık. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, ölüm sizi ayırana kadar Taceddin kızı Betül'ü karılığa kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. O zaman ben de şahitlerin huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. İmzadan sonra gelini öpebilirsiniz.
Seni çok seviyorum hayatım. Ben de seni çok seviyorum sevgilim. Çok ne oldu? Niye geri döndün? Bitti mi düğün? O manzaraya daha fazla dayanamayacaktım. Oh! Demek sana rağmen evlenmeyi başardılar. Oh olsun! Yaptığın hiçbir sihir bu mutluluğu bozamadı. Sus Taci! Yoksa şimdi seni bir sineye çeviririm. Tamam tamam, sustum. Kızının o adamla evlenmesine nasıl göz yumarsın, nasıl sevinirsin? Adam hem dul, hem çocuklu, hem insan. Sevineceğim tabii. Ne de olsa ben de bir babayım. İnsanım. Yani en azından sen beni bir köpeğe çevirmeden önce öyleydim. Geçmişte beni aldatmasaydın şu anda hayatına köpek olarak devam etmezdin. Ah anneciğim, ah anneciğim. Nereye kayboldun? Aman sıkıldım, kaçtım. Hemen geri dön Dudu. Yoksa Betüş zor duruma düşecek. Herkes ortadan kaybolmanda bir gariplik olduğunu anlayacak, yakayı ele vereceksin. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Öyle mi? Eğer böyle davranırsan Dudu, Periler Heyeti Başkanı olarak seni cezalandırmak zorunda kalırım. 400 yıllık arkadaşım Ferihan. Demek en acı günümde sen de beni sırtımdan vuracaksın ha? Ah Dudu, ah ne yapabilirim? Ah, beni anlamıyorsun ama. Kurallar böyle. İşte sayfa 626, satır 119. Diyor ki bir peri bir insanın onun peri olduğunu anlamasına bilerek neden olursa, Periler Heyeti Başkanı o perinin bütün sihir gücünü elinden alır. Beni bunu yapmak zorunda bırakma Dudu. Tamam tamam gidelim. Seçimler bir an önce yapılsa da yeni gelen peri hükümeti şu kuralları bir değiştirse. Bence de. Ya hiç olmazsa bu sefer beni de götürseydiniz. Kınalı kar, kınalı kar. Sen de büyük belahım var. Sonunda evlendiler. Şimdi ne yapacağız? Bence Betüş'e bir süre iyi davranalım. Bu babamızın güvenini sağlamak için en iyi taktik. Nasıl yani? Eğer babam Betüş sevmeye başladığımızı düşünürse, o bize kötü davrandığında otomatikman onu suçlar. He, anladım. Ama ya Betüş bize kötü davranmazsa? Davranmasını sağlarız. İyi de nasıl? Onu şimdilik bilmiyorum ama bulacağız. Çocuklar! Aşağı inin, babanız sizi bekliyor. Geliyoruz Firuze abla. Firuze abla, bizi çağırmaya gelirken tepsini de getirmek zorunda mısın? Nerede bırakayım? Allah korusun mutfaktan içeri köpek möpek girer, içer bitir hepsi. Onunla mı uğraşacağız? Burada da yoklar. Of anne, of! Yani tam da düğünümün ortasında hepiniz birden nereye kayboldunuz? Aha. Kızım. Babacığım, annemleri gördün mü? Ya tam düğünün orta yerinde hepsi birden kayboldular. Az önce geri döndüler. Of, of, ne yapacağım of, ben bunlarla of, tabii. Anlamıyorum hay Allah, babacığım. Çok hay Allah, Tanrım. Başıma gelenler. Bir bakalım neredeler? Salonda yoklar. İyi, orada her şey normal gözüküyor. Orada da yoklar. Anladım. Kapıyı çalamayacakları için eve gizlice girmeye çalışıyorlar. Ay benim hemen oraya gitmem lazım. Yoksa her şey berbat olacak babacığım. Betüş, Betüş beni de götürür müsün? Annen izin vermedi ama böyle bir günde yanınızda olmak istiyorum. Ha ne olur. Annem buna çok sinirlenecek ama. Peki babacığım hadi gidelim. Suzan koş, Suzan koş. Yeni evlenen komşumuzun kapısında çok garip şeyler oluyor. Aa, olacağı buydu işte.
Nihayet kapının önünde bulduk kendimizi. Ay her yerde birileri var. Nereden gireceğiz? Bu saatte kilerde kimse yoktur. Oradan girelim. Hadi kızlar. Hadi. Ne var Avni? Ne oldu? Suzan, Suzan bir ışık hüzmesinin içinde o üç kadın birdenbire komşumuzun kapısında beliriverdi. Tıpkı periler gibi. Yine uyduruyorsan gebertirim. Senin yüzünden meditasyonum bozuldu. Buyur. Yine kimseler yok. Geçen gün de UFO görmüşler. İyice bak, iyice bak Suzan. Böyle üç kadınlık garip bir makyajla böyle uzun tırnaklı. Seni halüsinasyonlarınla baş başa bırakıyorum Avni. Bir daha da benim bu masal saçmaları için çağırıp durma. İşim gücüm var benim. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.